İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Antip'te Mondros Mütarekesi'nin 104. yıl dönümüne adanan bir etkinlik düzenlenecek. Grigori Ayvazyan, düşman neden vatanımızı temel alarak devletini kurmalı? Avrupa Birliği bir çözüme varmak için katılımını sürdürecektir. Borrell, Azerbaycan'a silahlı kuvvetlerini geri çekmeye çağrıldığını hatırlattı. Fransa'nın eski büyükelçisi, Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırında ilk kez uluslararası bir mevcudiyet olacaktır. İsviçre milletvekili, Artsakh Dağlı Karabağ halkının Azerbaycan egemenliğine girmesine izin verilmemelidir. Cavak'taki Ulalis köyünün gizemi. Batı Ermenistan'da kültür, iğne işi. Ermeni gazileri ve destekçileri Ulusal Birliği Başkanı Vrej Abrahamyan başkanlığında, Gaziler Derneği Başkanı Jean Hazarosyan, Ermeni asıllı Fransız direnişçileri, Artsakh'ın gönüllü gazileri, katılımcı devletlerin General Ermeni gazileri 30 Ekim 2022 saat 11'de Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan'ın onursal başkanlığındaki Mondros Mütarekesi'nin 104. yıl dönümüne adanan etkinliğe katılmaya davet etmektedir. Etkinlik Antip'teki direnişçi evinde gerçekleşecek. Toplantı protokole göre yapılacak. Lütfen katılımınızı e-posta ile onaylayın. Azerolog Grigori Ayvazyan parçalanmaya son vermemiz gerektiğini belirterek birleşme mesajı verdi. Esas konu olan Batı Ermenistan'ın meydan okumalarına değinerek bugün tek millet iki devlet ilkesiyle ilerleyen Türk-Azeri tandeminin saldırısına uğrayan Doğu Ermenistan ve Artsakh konusunu ele aldı. Peki neden düşman vatanımızı temel alarak devletini kuracakmış? Bugün her zamankinden daha fazla sadece Birleşik Ermenistan'dan bahsetmeli ve genel konu onunla ilgili olmalıdır. Azerolog Grigori Ayvazyan 1936'da Bakü'de yine Türk ve Azeri başıbozuklar tarafından düzenlenen ve 30 binden fazla Ermeninin öldüğü soykırım Armenosit'i de hatırlattı. Azerolog kendini tanımanın ve tarihten ders almanın önemini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı. Avrupa Birliği, Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki sorunun kapsamlı bir şekilde çözülmesi için en üst düzeyde katılımını sürdürecektir. Bunu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell, Avrupa Konseyi Milletvekillerinin mektubuna cevap vererek temin etti. Borrell, durumun ciddiyeti hakkındaki endişelerinizi tamamen paylaşıyorum. Ağustos ayı başlarında ve 13-14 Eylül'de yaşanan silahlı çatışmalar bölgedeki durumun son derece hassas olduğunu gösteriyor. Avrupa Birliği her iki tarafı da ateşkese sıkı sıkıya uymaya çağırdı ve Azerbaycan güçlerini Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın eski Sovyet Sosyal Cumhuriyetlerinin son idari sınırlarına uygun olarak derhal mevzilerine dönmeye çağırdı diye belirtti. Fransa'nın eski Ermenistan Büyükelçisi Jonathan Lacott, kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında yazdığına göre Avrupa Birliği, Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasındaki sınır boyunca gözlem misyonunu konuşlandırmaya hazırlanıyor. Lacott, 1988'de çatışmanın başlamasından bu yana ilk kez Fransa ve Avrupa Birliği'nin girişimiyle bölgede uluslararası bir varlığın kurulduğunu ifade etti. Fransa'nın eski Ermenistan Büyükelçisi Jonathan Lacott bu misyonun 6 Ekim'de Prag'da düzenlenen dörtlü toplantının sonunda açıklandığını kaydetti. Artsakh'ta yaşayan Ermeni nüfusu kendi kaderini tayin hakkına sahip olmalıdır. Armen Press'in haberine göre İsviçre-Ermenistan Cumhuriyeti Dostluk Grubu Eş Başkanı, İsviçre Parlamentosu Üyesi Stefan Müller-Altermat bu düşüncesini Ulusal Meclis'te düzenlenen basın toplantısında dile getirdi. Stefan Müller-Altermat, insanların varlık sorunu olduğunu ve bunun tehdit altında olduğunu açıkça görüyoruz. Artsakh sorununun siyasi çözümü uluslararası toplumun dikkatinin dışında bırakıldı. Yeni bir soykırıma Armenosi'de yol açacak silah yardımına başvurmak yerine siyasi bir çözüm bulunmalı ancak bu Azerbaycan tarafından açıkça reddediliyor ve biz buna karşı mücadele ediyoruz. Yıllar boyunca Ermenilere karşı bir etnik hoşgörüsüzlük ortamı var.
ve Arta halkının Azerbaycan egemenliğine girmesine izin verilmemelidir. Bu mümkün değil ve bu tüm taraflar için net olmalıdır vurgusunda bulundu. Cavahkın Ninotsminta bölgesindeki Hulalis köyünde yeni inşa edilen şapelin altında köylülerin güvenlik nedeniyle kapattığı ve ibadethaneye çevirdiği yeraltı yolları bulunuyor. Hulalis köyü Cavah bölgesindeki ilk yerleşim yerlerinden biriydi. Köylülere göre Hulalis, Orta Çağ'da Cavahkın en çok Ermeni yaşadığı köylerinden biriydi. Bunun canlı bir kanıtı köyün kuzeydoğu kenarına yayılmış 13. 14. yüzyıllara ait büyük bir Ermeni mezarlığıdır. Hulalis'e gelen misafirlere köylüler önce köyün eski kalesini gösterirler. Ayrıca onlar kale kulelerinin bulunduğu olası yeri tahmin ediyorlar. Deprem sonucunda kaleden neredeyse hiçbir şey kalmamış ama köylüler şapelin altındaki yeraltı deliklerini kaleye bağlamışlar. Pek çok hipotez var. Kimisi saldırılardan korunmak için saklandıkları yerleri, kimisi bu yolları nehirden su getirmek için kullandıklarını, kimisi de gizli ibadet yerleri olduğunu söylüyor. Ermeni işlemeleri halk yaratıcılığının en eski ve zengin alanlarından biridir. Bu, insanlar ilkel iğne türlerini ve ardından iğneyi kullanmaya başladıklarından ilkel toplumda ortaya çıkmıştır. Batı Ermenistan'da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan işlemeli giysi çeşitleri ve diğer eşyalar, nakış işlemenin eski çağlardan beri Ermeni kadınlarının gözde mesleklerinden biri olduğunu kanıtlıyor. Madenataran'da az sayıda ama çok dikkat çekici eski işleme örnekleri korunmaktadır. Ermeni işleme sanatı, tüm zenginliği ve ikonografinin içsel içeriği ile mimari yapıların, haçkar anıtlarının, mezar taşlarının, duvar ve minyatür resimlerinin dekoratif yapı ve renk çözümlerine benzer. Bazı nakış süsleme türleri kuyumculuk ve gümüşçülük sanatına yakındır. Davin, Ani, Dikranagert, Van, Yerzinka, Garin Erzurum, Kilikya'nın şehirleri gibi bir dizi ortaçağ kenti yüksek kaliteli sanatsal ürünleri ile ünlüydü. Batı Ermenistan'daki belki de en ünlü oyacılar, eserleri sadece Batı Ermenistan'da değil, aynı zamanda tüm dünyaya yayılmış olan Maraşlılardı. Soykırım Armenosit'ten sonra birçok Maraşlı başka ülkelere sürgün edildiğinde çeşitli Avrupa sergilerinde bir sanat olan eşsiz Maraş işlemelerini bulabilirsiniz. Soykırım Armenosit ve uluslararası toplumun kayıtsızlığı olmasaydı şehirlerimizin ve kültürümüzün ne kadar gelişmiş ve müreffeh olacağını düşünebiliriz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Katsek Perek adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.